Önceki videoda Fransız ihtilalinin insan hakları açısından önemini, bu süreçte alınan kararlardan bahsetmiştik. Bu videoda ise insan hakları evrensel bildirisinden bahsedeceğiz. Dünyada Birleşmiş Milletler'de 193 ülke ve 2 gözlemci ülke bulunmaktadır. İnsan hakları evrensel bildirisi, Birleşmiş Milletler'de üye olan tüm ülkelerin vatandaşlığı için geçerli bir sözleşmedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra da 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan 183. oturumda kabul edilen 30 maddelik bildiridir. Bu bildiriyle yalnızca demokratik anayasalarla tanınan temel, medeni ve siyasi haklar değil, ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da genel tanımlarla belirli hale gelmiştir. İlk grup haklar arasında yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri bulunur. Genel hakları itibariyle birinci maddesinde bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ifadesi bulunmaktadır. İkinci maddesinde insan haklarının özelliklerinden bahsetmektedir. Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu bildiride açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Bundan başka ister bağımsız ülkeye uyruğu olsun, isterse bağımlı, özerk olmayan ya da başka egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında uyruğu bulunduğu devlet ya da ülkenin siyasal, adil ya da uluslararası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir. Ayrıca bu haklar hiçbir şekilde başkalarına ya da kurumlara aktarılamaz. İnsan hakları en başta yaşam ve özgürlük olmak üzere eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma, yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma, barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma, evlenme, mal ve mülk edinme, çalışma, işini seçme özgürlüğü, din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları insan hakları evrensel bildirisinin temellerini oluşturur. Maddelerde kesinlik. Bu bildirinin hiçbir unsuru içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, topluluk ya da bireyce ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik ya da girişime hak verir biçimde yorumlanamaz. Madde 30. Bu maddelerin hepsini aşağıda verdiğim linkten ulaşabilirsiniz.